Değerli katılımcılar, sizleri şahsım ve kurum adına saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Mardin Artuklu Üniversitesi, Artuklu Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin organize ettiği COVID-19'da mücadelede multidisipliner sağlık yaklaşımları başlıklı çalıştayın. COVID-19'da süreç yönetimini başlıklı birinci oturumunu müsaadenizle açıyorum. Bu çalıştayın faydalı ve hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bu çalıştayı organize eden başta Sayın Rektörümüz olmak üzere tüm tertip organizasyon heyetine de teşekkür ediyorum. Davet için de ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bu oturumda birbirinden değerli üç konuşmacımız var. İlk olarak Mardin İl Sağlık Müdürlüğü görevinde olan uzman doktor Saffet Yavuz hocamız Mardin'de COVID-19 süreç yönetimini bize anlatacak. İkinci konuşmacımız Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan hocamız Türkiye ve dünyada COVID-19 epidemiolojisinden başlıklı konuşmasını yapacak. Son olarak da yine Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Elçin Balcı hocamız COVID-19 özelinde bulaşıcı hastalıklarda ev içi ortam ve kadın başlıklı sunusunu yapacak. Ben şimdiden üç konuşmacımıza teşekkür ediyorum. Birinci konuşmacımız Mardin İl Sağlık Müdürümüz, birlikte pandemi salgın döneminde birlikte aynı kulvarda mücadele ettiğimiz kardeşimiz. Bu salgın pandemi bildiğiniz gibi kriz, aslında bir kriz yönetimi. Ta ilk günlerden itibaren bir kriz nasıl yönetiliyorsa Türkiye'de bunun beşli bir aşaması var. O beşli aşama harfiyen uygulandı. Az önce Sayın Bakanımızdan bahsettiği özellikle ulusal pandemi planımız, rehberimiz çok öncesinden hazırlanmıştı. Edirne'den Kars'a kadar bütün illerde aynı rehber üzerinden 5 aşağı 5 yukarı birbirine benzer oranda bir süreç yönetildi. Tedavilerimiz ortaktı, süreçler, yapılacak müdahaleler ortaktı. Elbette ki her ilin kendine ait hususiyetleri var. Bunları diğer zaman geldiğinde bahsedeceğiz. Ben Ankara örneklerinden de bahsedeceğim. Ama genel anlamında bütün bir Türkiye'de benzer bir aslında salgın süreç yönetimi yapıldı. Kriz yönetiminde benim Çince'de krizin anlamı çok hoşuma gidiyor. Wei Qi diye krizi iki kelime, iki sembolden tarif ediyorlar. Wei fırsat anlamında, Qi tehlike anlamında. Aslında siz kriz yönetimini nasıl yönetirseniz bu tehlikeye de dönebilir, bir felakete de dönebilir, bir fırsata da dönebilir. Bugün geldiğimiz 10-11 aylık süreç içerisinde aslında ülkelerin yönettikleri süreçte bulundukları durumları görebiliyoruz. Bunu fırsata çeviren ülkeler de oldu. Şu an felaketi yaşayan, sıkıntı içerisinde olan ülkeler de var. Biz hamdolsun Türkiye olarak bu işten şu ana kadar en az hasarla ilerleyen ülkelerden biriyiz. İnşallah da günün sonunda bu fırsatlarla bu işten çıkmış olacağız. Ben zamanı ekonomik kullanma adına ilk sözü Saffet Yavuz hocama vermek istiyorum. İlerleyen zamanlarda vakit kalırsa da bu fırsatlarla ilgili birkaç kelime de ben de etmek isterim. Mardin'de COVID-19 süreç yönetimi uzman doktor Saffet Yavuz, Mardin Sağlık Müdürü. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Mardin'den herkese sevgiler, saygılar. Değerli hocalarım, saygıyla selamlıyorum. Bu oturumda söz verdikleri için değerli kurula ve Mardin Üniversitesi rektörümüze teşekkür ediyorum. Mardin ili Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şanlıurfa'ya komşu olan ama aynı zamanda Suriye sınırına yakın, Suriye ile sınırı olan sadece şehirlere değil aynı zamanda bir ülkeye sınırı olan bir şehir Mardin. Mardin'in yaklaşık 900 bin nüfusu mevcut.
Büyükşehir Belediyesi statüsünde Mardin, 10 tane ilçesi bulunmakta ve her ilçede 4 tane ilçemizde entegre hastane, diğer yerlerde ise devlet hastaneleri mevcut. Sunumu güncel sunumu verecekler mi sayın moderatörüm? Sesim geliyor mu? Arkadaşlar sunu verilebilecek mi? Sunuyu verirlerse buradan herkesin göreceği şekilde sunuma başlamak istiyorum. Screen'e bastım ama teknik bir sorun var herhalde. Görünmüyor fakat ben sözel olarak devam edeyim isterseniz değerli başkanım. Buyurun, buyurun devam edelim. Sunumu evet. Aktaramıyorlar sanırım. Mardin ilinde ilk vakamız 22 Mart tarihinde COVID pozitif bir vakaya rastladık. Ve sizin de girişte belirttiğiniz üzere Sağlık Bakanlığımızın bu anlamda daha önce hazırlamış olduğu bir influenza pandemi eylem planı vardı. Bunu COVID-19 olarak hızlı bir şekilde güncelleyip ilimizdeki ilgililerle hızlı bir şekilde paylaştık. İlk önce bir kriz koordinasyon merkezi kurduk İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde. Bu kriz koordinasyon merkezi 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya başladı. İlde ilgili uzman hekim arkadaşlarımız, üniversiteler ve çeşitli bu anlamda ilgili sivil toplum kuruluşları ile birlikte bir pandemi kurulu oluşturduk. Kendimizi bakanlığımızın oluşturmuş olduğu bilim kurulunun aldığı kararlara göre güncelleyerek bu bilim ilimizdeki pandemi kurulu hala hazırda çalışıyor. Daha sonra ilimizdeki 3 özel hastanenin 2 tanesini ve 4 tane kamu hastanesini pandemi hastanesi ilan edip çalışmalarımıza hız verdik. Nisan ve Mayıs ayında Mardin il genelinde vaka artışları görmeye başladıkça bir hastanemizi, Derik İlçe Hastanemizi daha pandemi hastanesi ilan ettik. Bakanlığımız ilk günden beri özellikle sağlık çalışanlarının gerek birinci basamak, gerek acil sağlık hizmetleri ve gerek ikinci basamaktaki sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman desteğini sürekli sağladı ve hala da sağlamaya devam ediyor. Bizler tedavi protokollerine göre hastalarımızı hastanede yatırarak tedavi altına almaya başladık. Mayıs ayının sonunda ilimizde Mardin Devlet Hastanesi'nde bir PCR laboratuvarı kurduk. Daha önce ilk başta aldığımız numuneleri Ankara'daki ulusal laboratuvara gönderirken daha sonra Dicle Üniversitesi ve Gazi Yaşargil'den destek aldık. Ancak Mayıs ayından itibaren gerek Siirt ve Batman iline de destek olmak üzere kurduğumuz PCR laboratuvarında daha hızlı hastalarımızdan test alıp sonuçlarını görmeye başladık. Daha sonra Temmuz ayında ikinci PCR laboratuvarımızı yine aynı hastanemizde kurarak ilimizdeki test sayımızı artırmış olduk. İlk günden itibaren filyasyonun ne kadar salgında önemli olduğunu, filyasyonun yapılmasının bir pandemiyi önlemek açısından ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bu anlamda filyasyon ekiplerimizi de güçlendirmeye başladık. Bu anlamda çeşitli kamu kuruluşlarından, çalışanlardan da destek alarak hem sağlık çalışanları hem de diğer kamu çalışanlarıyla birlikte filyasyon ekiplerimizi sahada güçlendirmiş bir şekilde çalıştırmaya devam ediyoruz.
Daha sonra bir call center kurduk. Burada hem vatandaşımızın Mardin'de 112 tek çağrı merkezi var. Orada filyasyon için bir ön çağrı karşılayıcı bir merkez kurduk. Orada vatandaşlarımızın gerek izolasyon ve evde kaldıkları sürece ihtiyaçları olan gerek sağlık gerek sağlık dışı ihtiyaçları için çağrı karşılayıcı arkadaşlar vardı. Bir de hem İl Sağlık Müdürlüğü'nden 53 arkadaşımız temaslı ve pozitif vakaları arayarak onların aile hekimleri tarafından takip edilip edilmediklerini, ilaç kullanıp kullanmadıklarını ve evde takip edildikleri sürece herhangi bir şikayetlerinin olup olmadıklarını sorgulayan bir çağrı merkezimiz hala çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda il hıfzı sıha kurulları gerek gördükçe bazen gün içerisinde birkaç kere vali ve aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımızın başkanlığında toplanıyor. Mahalle denetim ekipleri kuruldu. İzole evinde kalan vatandaşlarımızın evde kalmalarını ya dışarı çıkmamaları konusunda hem uyarmaları hem de denetimlerini yapmak üzere bir mahalle denetim ekibi kurduk. Bu mahalle denetim ekiplerinde kolluk güçleri, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerden oluşmakta. Her ilçede mahalle denetim ekiplerimiz mevcut. Yurtlarımız gerek KYK'ya bağlı, gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarımız da bir dönem hastanelerimizin yoğunluğundan dolayı yurtta takip ettiğimiz vatandaşlarımız şu an ise izolasyon ihlali nedeniyle yurtlarda kalan ya da evinde kalması uygun olmayan, çünkü Mardin'de hane halkı büyüklüğü 5.7 büyük, feodal yapının hakim olduğu, özellikle bizim bölgede vaka artışımızın en önemli nedeni olarak gördüğümüz cenaze sonrasındaki kurulan maalesef evlerdeki taziyeler, ki taziyeler bizim bölgede taziye evlerimiz var. Fakat burada taziye yapmak yasak olduğu için vatandaşımız maalesef evlerinde taziye kurarak bu geleneği devam ediyor. Ve bizim bölgede taziyeler 3 gün sürüyor. Eğer yakın birisi ise bu kaybettiğiniz kişi, oraya yapılan ziyaret birden fazla oluyor. Bu düğün ve taziyelerden sonra Mardin'de Ağustos ayı içerisinde en fazla vakalarımızı görmüştük. Bu hem Kurban Bayramı sonrası hem düğün sezonunun açılması ve taziyelerin olmasıyla birlikte Mardinli bir pik yaşamıştı. Şu anda vakalarımız kontrol altında. Gerek servislerimizde gerek yoğun bakımlarımızda boş yerlerimiz var. Şu anda sağlık sistemi Mardin'de bu pandemiyi kaldıracak yükte. Biz PCR laboratuvarını kurduğumuz zaman Sayın Rektörümüz size huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biyolog olarak çalışan ve daha önce PCR laboratuvarında çalışmış, kuruluşunda görev almış arkadaşlarımızı ertesi gün hemen söyledikten sonra görevlendirerek hastanemizde bu anlamda PCR laboratuvarın kuruluşunda da destek olmuştur. Mardin'de tüm kamu kurum kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları pandemide il müdürlüğüne büyük bir destek sunmuşlardır. Fakat en büyük desteği tabii ki vatandaşımızdan bekliyoruz. Kurallara uymalarını, değerli bilim adamlarının, hocalarımızın, bakanlığımızın söylemiş olduğu uyarıları ciddiye alıp uygularlarsa bu yükün altından hep beraber kalkacağız. Aşının yakın bir tarihte ülkemizde ve özellikle başta sağlık çalışanlarına uygulanıyor olmasının beklentisi içerisindeyiz. Benim genel hatlarıyla Mardin'de anlatmak istediğim çalışmalar bunlardı değerli hocam. Peki, teşekkür ederiz güzel sorumuz için. Aslında az önce de girişte de bahsettiğim gibi Mardin'deki İl Sağlık Müdürlüğü'nün salgınla mücadelede verdiği çaba bütün Türkiye'nin ortak hikayesi. Her ilin kendine ait hususiyetleri, kendine ait farkları olmakla birlikte ana hatlarıyla benzer süreçler yönetilmiştir.
muhtemelen başarının da önemli faktörlerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Vaktimiz kaldıysa bu konuyla ilgili ben de birkaç cümle söylemek isterim süreçle ilgili. Zamanı daha iyi kullanma adına ikinci konuşmacımıza geçmek istiyorum. Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan hocamız, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanımız. Bir koltukta birden fazla karpuz taşımak zorunda kalan hocalarımızdan biri. Halen Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyeliği yapmakta. İçişleri Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi. Dünya Sağlık Örgütü danışmanı olarak da görev yapmakta. Ankara ile salgın mücadelesinde de bize çok bir fiil, çok ciddi katkılar sunmakta. Bu anlamda da vesileyle de huzurlarınıza ben de teşekkür ediyorum. Hocamızın bugün bize yapacağı sunu Türkiye ve dünyada COVID-19 epidemiyolojisi başlıklı. Hocam buyurun. Mehmet Hocam çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Ben öncelikle davetler için üniversitemiz rektörlüğüne, düzenleme kuruluna ve Vasfiye Hanım meslektaşıma çok teşekkür ediyorum. Umuyorum Türkiye'nin her tarafında yapılan bu yaklaşımlar, COVID-19'la mücadele yaklaşımlarının bilimsel çerçevesi hepimize daha yol gösterici olacaktır, çok öğretici olacaktır. Az önce sağlık müdürümüzü dinledim. Mehmet Hocamızın da Ankara'daki çalışmalarını çok yakından takip ediyorum. Ama şunu gözlüyorum, Türkiye'nin her yerinde biz orada olsak da olmasak da biz Ankara'yı biliyoruz ama aynı başarıyla, aynı yoğunlukla, aynı gönülle salgınla mücadele devam ediyor. Yani baktığımız zaman Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Muğla'ya değişen hiçbir şey söz konusu değil. Tabii ki illerin koşulları, hasta yoğunluğu, hastanelerin yoğunluğu, sağlık çalışanı sayısına göre değişik olabiliyor ama görülen o ki esas bu dönemde az önce açılışta Mehmet Hocam söyledi. Aslında biz bu süreci öğrenerek bir fırsatla geçirmemiz gerekiyor. Bir kere işbirliğini çok iyi öğrendik. Genelde hani bizim Türkiye'de işleri çok iyi yaparız da hepimiz kendi işimizi iyi yapardık. Örneğin Ankara'da sağlık müdürü işini yapar, şehir hastanesi yapar, Gazi Hacettepe Ankara, sağlık bilimleri, Yıldırım Beyazıt gibi 5 büyük tıp fakültesi var. Hepsi işini çok iyi yapardı ama şimdi birlikte iş yapmayı da öğrendik. Birlikte daha güçlü olacağımızı öğrendik. Ülke olarak baktığımızda ortak akılla bir şeyler geliştirebileceğimizi öğrendik. Ve şunu da fark ettik ki sonuçta sahadan az önce kıymetli Mardin Sağlık Müdürümüz de söyledi. Sahada en ücra köşeden dahi Cumhurbaşkanımız düzeyinde de bakıyoruz ki her şey bilimin ışığında gerçekleşiyor. Herkes bilim ne diyorsa onu söylüyor. Daha hatırlarsanız 10 gün kadar öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız bilim kurumumuz ne derse biz onu yaparız dedi. Biz de açıkçası bilimin, tıbbın bu kadar değer bulmasından çok memnunuz. Açıkçası geldiğimiz noktada da Türkiye'deki başarının da bu şekilde tamamen kanıta dayalı akılcı yaklaşımlar sayesinde olduğunu düşünüyorum. Ve tabii burada da inanmış, bu işe gönül vermiş, COVID-19'u ikinci kez geçirip hemen toparlanıp tekrar göreve başlayan sağlık çalışanlarına borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Sözlerime başlarken tüm sağlık çalışanlarına tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Kıymetli hocalarım, ben zamanı kullanmak açısından Türkiye'de ve dünyada COVID-19 epidemiolojisinden bahsederek ilerleyeceğim. Screen share'lik dedik ama pardon. Başladı. Evet. İkinci slide'a geçince ama niyeyse şöyle oldu, attı ama. Şimdi nereden çıktı bu COVID? Neden buraya geldik? Neden hayatımıza daha çok önem işgal ediyor? Bundan sonra nasıl gidecek? Biraz oradan başlayarak gideyim. Biz geçen yüzyıl başında aslında bulaşıcı hastalıkları çok konuştuk. Hep anlatıyoruz. Halk sağlığı derslerinde bahsederiz. Bulaşıcı hastalıklar, salgınlar, hatta daha önceki döneme baktığımızda veba, insanlığın kaderini belirleyen yaklaşımlar içerisindeydi. Tabii o koşullarda yüzyıl öncesinde yetersiz su ve gıda koşulları, konut koşulları, bütün dünyada savaşlarla kırılan toplumlardan bahsediyorduk. Ve vakitsiz erken ölümlerle beraber ortalama yaşam 40 yıldı. Ve biz bulaşıcı hastalıkların uzun erimli etkileri var mı yok mu bunu dahi göremeden o dönemki bilimsel yaklaşımda eksikliği ve aynı zamanda tıbbi yaklaşımların, tedavilerin, aşıların da olmaması nedeniyle aslında çok sorunlar yaşadık. Ama bu sorunların kaydı konusunda biraz sıkıntı yaşadığımız için şu an pandeminin boyutunu kıyasla imkanına çok da sahip olamıyoruz. 21. yüzyıla geldiğimizde ise 1950'deki tıpta gelişmelerle beraber ellere geldiğimizde savaşlar sonra tıptaki yüksek gelişmelerle beraber artık gördük ki bizim bebeklerimizde doğumsal bozukluklar daha çok ortaya çıkıyor. Hatta Türkiye Cumhuriyeti olarak biliyorsunuz biz geldiğimiz noktada bebek ölümlerinde
erken dönem bebek ölüm hızlarının düşürülmesi kadar iyi bir hedef belirlemiştik. Zira postneonatal dediğimiz ya da yeni doğan sonrası ölümler oldukça azalmıştı. Saffet Hocam'ın olduğu ilimizde de Mardin'de de buradaki başarıyı, rakamları çok açık görüyoruz. Son 10-15 yıla baktığımızda çok ciddi anlamda ölümlerin azaldığını, anne ölümünün azaldığını gözlemiştik. Tabii ama çocuk ve genç erişkinlerde kazalar, orta yaşta yine kronik hastalıklarımız, kalp damar solunum sistemi hastalıkları gibi, ileri yaşta ise bunlara ek olarak kanser, demans gibi sorunlarımız devam ediyordu. Ve böyle bir kronik hastalık eylem planı belirlemiştik. Aslında gelişmişliğin tam karşıtlığı olan, daha çok sağlık hizmetlerinin planlı, acil akuttan daha çok sürdürülebilir şekilde verilmesi yaklaşım benimseyen iyi bir yere gidiyordu Türkiye'nin sağlık sistemi. Ama geldiğimiz noktada bir COVID-19 pandemisiyle karşılaştık. Aslında geçtiğimiz yıl başladı bile düşünülebilir. Ama biz buradaki deneyimlerimizi, bugüne kadar yaptığımız sürdürülebilir durumdaki deneyimlerimizi daha çok akut durumların yönetimine, risklerin yönetimine çevirerek bir ilerleyiş sağladık. Dünyaya baktığımızda açıkçası sürdürülebilir kalkınma hedefleri 2030'a baktığımızda bu 17 hedef içerisinde en az 7 tanesinin sağlıkla ilişkili olduğunu ve bunların bulaşıcı hastalıklardan etkilendiğini de görebiliriz. Yani bütün dünya aslında pandemiden çok etkilendi. Ve pandemi ina nihayet bitecek. Sonuçta pandeminin bitmediği bir dönem söz konusu olmayacak. Olmadı da bugüne kadar ama biz artık pandemiyle yaşamayı, yeni riskleri göz önüne almayı da kabul ederek bir yaşam tarzını benimsememiz gerekecek. Örneğin burada dolaylı hedeflere bakarsak nerede tamamını etkiliyor? Örneğin sudaki yaşama bakalım. Su eksikliği yaşayabiliyoruz ülkemizin bazı kısımlarına. Çünkü sürecin başında yine bilgi kirliliği nedeniyle bazı belediyelerin suyla sabunla ortalığı yıkaması, gereksiz yere su israfı gibi yaklaşımlar gördük. Veya barış, adalet, güçlü kurumlardan bahsediyoruz. Bugün biz diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti olarak sadece Türkiye'de değil, dünyada da pandemiyle mücadele varız diye söylüyoruz. Ve sağlık hizmetlerini ülkemizde herkese ücretsiz sunuyoruz. Amerika'da 2000-3000 dolardan başlayan tedaviden ya da insanların huzur evlerinde yataklarında öldü Avrupa'dan tutun. Biz Türkiye'de herkese yerinde sağlık hizmeti, hastanecik hizmetleri hatta bunun yanında insanların ayağına kadar ilaç götürme filyasyonun ötesinde yaklaşımı benimsemiş durumdayız. Peki ne oldu da dünyada bu kadar çok şey değişti? Biraz bunu açarak gidelim. Şimdi sağlıklı yaşam beklentisine baktığımızda aslında 2000 ile 2016 arasında yaşam süresi ve yaşam kalitesinde ciddi bir değişiklik olduğunu gözlemlemiştik. Bizim de içinde bulunduğumuz Avrupa bölgesinde aslında 2000'li yıllarda sağlıklı yaşam beklentisi daha düşük düzeydeyken 2016'da yükselmişti. Hatta burada Afrika'da dahi giderek suyun sağlanması, temel sağlık hizmetlerinin sağlanmasıyla beraber sağlıklı yaşam beklentisi şu yeşil kümeleri gördüğünüzde şuraya kıyaslarınızda daha yukarıya doğru yer almış idi. Ve Doğu Akdeniz dediğimiz kendi bölgemizde de yine ileriye doğru bir yaklaşım söz konusuydu. Ve 2000-2016 arasında %8 olan sağlıklı yaşam beklentisi 59 yıldan 63 yıla çıkmıştı. Ama son geldiğimiz noktada tüm dünyada her şeyi baştan kurgulamamız gerektiğini öğrendik epidemiolojik olarak. Evet. Grafiğimde ilerlese memnun olacağım ama. Evet. Bir diğer önemli konu bebek ve anne ölümleriydi. 5 yaş altı ölümler ve anne ölümleri azaldı ama özellikle Afrika'da hala çok yüksekti. Demin söylediğim gibi Türkiye'deki bebek ölüm hızlarının düşmesi ve anne ölüm hızlarının düşmesi 5 yaş altı mortalite ve özellikle de anne ölüm hızlarının düşmesi Avrupa'nın da daha aşağıya doğru gelmesini sağladı. Ama halen önümüzde sıtma, tüberküloz, HIV gibi uzun zamandır dünyanın en büyük sorunları arası yer alan sorunlar söz konusuydu. Halen açıkçası bizim ülkemizde HIV o kadar sorun olmasa da, tüberküloz görece olarak azalmış olsa da, sıtma oldukça kontrol altında olsa da aslında 2014 yılından bu yana çoğu bölgede sıtma ile mücadele edilen ilerleme söz konusu değildi. Avrupa ve Doğu Akdeniz'de ise HIV'in arttığını çok gözlemliyoruz. Bu tabii bize şunu düşündürüyor. Pandemide de demin yine kıymetli sağlık müdürlerimiz, hocalarımız da dile getirdiler. İnsan davranışlarının çok çok önemli olduğunu gördük. Demek ki biz sağlığın sosyal belirleyicileri dediğimiz yaşam tarzı, gelir, hane halkı büyüklüğü, insanların işe neyle gidip geldiği, yaşadıkları yerler, ait olduğu sınıflar ve eğitim ve inanç düzeyleriyle çok ilişkili olduğunu sağlığın gördük. Örneğin HIV'in bizde az olması nedenlerinden birisi de bizim inanç ve değerler sistemimiz olarak karşımızda duruyordu. Bulaşıcı olmayan kronik hastalıklara baktığımızda ise aslında inşallah
önümüzdeki sene içerisinde pandemi rahatlayınca tekrar yöneleceğimiz, ülkemizdeki insanımızın sağlık hizmetinin kalitesini artırarak vereceğimiz, daha uzun süre sağlıklı yaşamasını için yapacağımız çalışmalara baktığımızda, kardiyovasküler hastalıklar, kanserler, kronik hastalıklar, diyabet gibi hastalıklara baktığımızda bunların ölüm sayısının azaldığını gözlemiştik. Ama maalesef 2000'lerin başıyla beraber tekrar burayla ilgili ölümlerin arttığını gözlemledik. Düşük gelirli ülkelerden daha zengin uluslara kadar küresel olarak tüm gelir gruplarında kronik hastalıklardan bir ölüm söz konusuydu. Ama bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele yavaşlamakla birlikte son dönem gördük ki koronavirüs pandemisiyle ilgilenen sağlık çalışanları nedeniyle örneğin hepimiz şahit oluyoruz, sahada bakıyoruz, kalp damar cerrahı ilaç danışmanlığı yapıyor, dermatolog telefonla insanlar alıyor. Sayın Müdürüm bilginiz vardır, 2 hafta kadar önce Sincan bölgesine gittim. Sincan'daki sahayla temaslı olan merkeze. Gerçekten orada kendi asistanlarımı gördüm, aile hekimi olan var, halk sağlığı uzmanlarından var, kendi bifil asistanlarımız var, dermatolog arkadaşımız, kardiyolog arkadaşımız, kadın doğumcu arkadaşımız, hepsi şu anda bulaşıcı hastalıklarla mücadele yöneldiler. O yüzden bizim önümüzdeki dönemde kronik hastalıklardan ölümlerle ilgili iyi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Peki bunlar böyleydi ama dünyada ne aşamaya geldik? Bunun sabahleyin çıktısını aldım. Sabah itibariyle saat 9 gibi yaklaşık bir saat önce aldığımızda geldiğimiz noktada Dünya Sağlık Örgütü'ne baktığımızda dün 500 bine yakın yeni vaka olduğunu, 63 milyondan fazla doğrulanmış vaka olduğunu, 1,5 milyona yakın insanın da hayatını kaybettiğini gözlemledik. Türkiye olarak da şu anda orta yüksek düzeyde olan bölgede olduğumuzu söyleyebiliriz. Vakalara göre baktığımızda ülkemizi görüyorsunuz. Daha iyi noktaya geleceğimize inancım tam. Ama bütün dünyada bir artışın söz konusu olduğunu, bazı ülkelerde doygunlukla beraber azalma olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Örneğin Belçika çok rekorlar kırdı, Lüksemburg çok rekorlar kırdı, İsviçre rekorlar kırdı. Diğer Avrupa ülkelerini zaten biliyorsunuz ama bu ülkelerde bir doygunlukla beraber azalma başladı. İnşallah önümüzdeki dönemde bizim ülkemizde de hem yaptığımız başarılı filyasyon çalışmaları, aşı çalışmalarıyla beraber daha bir azalma beklediğimizi hepimiz biliyoruz. Zira hem dün Sayın Bakanımız söyledi hem de son bir haftadır İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde bir azalma söz konusu ama örneğin İzmir'de beklediğimiz azalma söz konusu değil. Anadolu'daki bazı şehirlerimizde tabii lokal gibi gözüküyor salgınlar ama lokalden çıkıyor sonra bölge olarak yayılıyor. Yine kıymetli sağlık müdürlerimiz daha iyi bilirler. %100'e varan artışların da olduğunu gözlemliyoruz. Tabii Türkiye'de durum nasıl diye baktığımızda yine resmi kaynak olarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın veri tablosunu kullanmak en doğru yaklaşım olacaktır. Bizim son 15 günlük rakamlarımıza baktığımızda toplam hasta sayısında 100 bine yakın bir artış olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama tabii burada taranan kişi sayısının artan test sayısında etkisi olduğunu, yine aynı şekilde ağır hasta sayımızda ise %50'ye yakın bir artış olduğunu 3700'den 5500'e bakan ama iyileşen hasta sayılarımızda da yaklaşık olarak %30 düzeyinde bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Fakat günlük yeni tanı koyulan hasta sayımıza baktığımızda bir hafta yaklaşık 7-8 gündür, 9 gündür aşağı yukarı Türkiye genelinde hep 6000 civarındayız biliyorsunuz. Kabaca şu an geldiğimiz noktada da 6000 civarı günlük hasta sayısı, 30.000 civarında biraz yukarısı biraz aşağısı vaka sayısını bekliyoruz. Tabii şimdi çok yeni bir döneme girdik tekrar kısıtlama dönemine. İnşallah bu kısıtlamaların toplum tarafından kabul edilmesi, toplum tarafından uyum gösterilmesiyle önümüzdeki dönem içerisinde Türkiye genelinde bu rakamların daha sabitleşmesini, daha sonra da azalmasını umut ediyoruz. İnşallah başarılı olacağız ama vatandaşlarımız en azından bizi izleyen toplum kesimlerimizde olduğuna göre vefat sayısına baktığımızda örneğin 18 Kasım ile 2 Aralık arasındaki 20 günlük süre içerisinde neredeyse %50'den daha fazla olacak şekilde bir vefat olduğunu düşündüğümüzde son dönem hastaların virüs yükünün fazla olduğunu, özellikle yoğun temas sonucu bu hastaların geldiğini düşündüğümüzde kurallara uymasının mutlak önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii tabloyu epidemiolojik olarak sadece böyle yorumlamamak gerekiyor. Bölge bölge, il il, il düzeyindeki detaylardan elbette konuşabiliriz ama zamanı iyi kullanmak açısından 85 bin Türkiye'de aktif hasta olduğunu dün akşam itibariyle ve bunların %6'sının ağır olduğunu, vefatta da %2.8 de dünyada en az vefat hızına sahip ülkelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada şu konuyla bir açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Buradaki vefatlar Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan hasta sayıları üzerinden yapılmış bir hesaplama.
Eğer vaka sayısı koronavirüs pozitif olanlar üzerinden bu değerlendirmeyi yaparsak kuşkusuz vefat hızımızın da Türkiye'de çok daha düşük olduğunu hepimizin hesaplayabileceği kanısındayım. Peki neyi değiştirdi COVID-19 sağlık hizmetlerinde? Hem Türkiye'de hem de dünyada bir kere sağlık hizmetlerinin anlayışı değişti. Yönelimlerimiz değişti, hizmetlerin ağırlığı değişti, sağlık insan gücü, tıbbi cihaz ve malzeme değişti kümülatif olarak bakarsak. Yataklı tedavi hizmetlerimiz ise zaten biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde Sağlık Bakanlığımızdan elektif girişimlerin kısıtlanması yönünde bir talimat gelmişti. Şu anda da yine benzer bir uygulamayı hepimiz yapıyoruz. Gönüllü olarak da yapıyoruz. Örneğin Gazi'de günlük 50 ameliyattan fazlasını almıyoruz. Kapasitemiz çok daha yoğun olmakla birlikte. Pandemiye yoğunlaştık açıkçası. Örneğin kendimizden yine örnek vereyim. Her daldan uzmanımız, asistanımız artık pandemide çalışıyor. Serviste, yoğun bakımda. Ve yoğun bakım, poliklinik, laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerine ihtiyacımız arttı. Kronik hastalıklarımızın başvurusu, elektif dahili girişimler, endoskopi anjiyografi girişimler veya büyük küçük ameliyatlarımız azaldı. Ve fizik tedavi, dermatoloji, plastik cerrahi ve kozmetik işlemlerimiz çok daha fazla azaldı. Hatta buraların servislerini çoğu zaman kapatıp, pek çok üniversite hastanesi benzer şekilde biliyorum, COVID polikliniği, COVID servis şeklinde yürütmeye çalışıyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetlerimiz ise üzerine biraz daha durulması gereken konu. Burası pandemiye yöneldi. Özellikle sürecin en başında birinci basamaktaki aile hekimlerimiz, aile sağlığı merkezi çalışanlarımız, toplum sağlığı merkezi çalışanlarımızla pandemiye ciddi bir yoğunlaşma oldu. Vatandaşı beklemekle biz birlikte aşı ve gebe takibi için başvurular azaldı. Kronik hastalık başvuruları azaldı. İzleme daha az geliniyor. Evet, telefonla da izlem yapılıyor. Zaten Sağlık Bakanlığı'nda bu konuda çalışılıyor ama gelmesi gereken kişilerin gelmesi, aşıların da yapılması gerekiyor. Toplumun mesajı biraz daha çok vermemiz gerektiği kanısındayım. Acil hizmetlere baktığımızda ise trafik kazaları, yaralanma, inmeler azaldı. Kalp krizi azaldı gibi geliyor ama inme ve kalp krizinin daha geç geldiğini, o yüzden daha morbid sonuçları olduğunda kendi deneyimlerimizden ifade etmek isteriz. Tabii sağlık insan gücü ise bir başka önemli konu oldu. Bunların hepsi zira hizmet sunumunun ana bileşenlerinden birisi. İhtiyacımız çok arttı ama ülkeye göre çok farklı meslek gruplara ihtiyacı oldu. Allah'tan biz Türkiye'de 1.060 bine yakın sağlık çalışanıyla 160 bini doktor olmak koşuluyla hemşiresi, temizlik görevlisi, teknisyeni, hasta bakıcısı hakikaten dengeli bir dağılma sahibiz. Evet, ihtiyacımız olan yerler var. Nitekim önümüzdeki dönemde de Sağlık Bakanlığımız yine istihdam sağlayacak. Gerçekten çok farklı meslek gruplarında yeterlilik bizde söz konusu. Tabii bunun ötesinde belki kimi ülkelere göre sağlık çalışanı sayımız az da olsa bizimkiler de konuyu dert edinme, vatandaşın soruna çözüm üretme yaklaşımı ya da sağlık çalışanı olarak sözlerin başında dediğim gibi de gerçekten bir cephede var olduğunu düşünme yaklaşımıyla sayımız görece az olsa da çok başarılı hizmetler verdiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Acil servis, yataklı servis ve yoğun bakım gereksinimlerimiz ortaya çıktı. Bu sırada özellikle çok iyi bir öngörüyle büyük şehirlerimizde yeni kapasiteler devreye girdi. Özellikle İstanbul'da biliyorsunuz İstanbul'daki iki hastanemizin yoğun bakım kapasitesi çok yüksek yeni yapılanları. Ankara keza şehir hastanemiz, diğer ilerideki şehir hastanelerimiz ve ilçe hastanelerini bile pandemi hastanesi olarak benden önceki konuşmacı Mardin Sağlık Müdürü'nün söylediği gibi yoğun bakım gereksinimleri ortaya çıktı ama burada ihtiyaçlar giderildi. Öykü ve numune alacak personel ihtiyacı bu sefer baş gösterdi. Tamam yoğun bakımda servis veriyoruz ama bunu nasıl alacağız? Bu sefer de işte sahadan, üniversitelerden, kamu kuruluşlarından bu destek sağlandı. Ardı sıra temaslı tarama, filyasyonda görevlendirme konusu çok miktarda karşımıza çıktı. Ama hepimiz artık biliyoruz ki salgın hastanede tedavi edilmiyor, hastanede sonlandırılmıyor. Hastanede hastalarımız, ağır hastalarımızın vefatını engelliyoruz. İyi bir sağlık hizmeti veriyoruz ama esas salgını engelleme yeri temaslı taraması ve filyasyon. Bu konuda da şu an belki süre çok az uzamış gibi 8 saatten Türkiye'de 11.5-12 saate çıkmış gibiyiz ama 12 saat içerisinde kişinin filyasyonuna ulaşıldığı, aynı zamanda o kişi ilaçların getirildiği ve sürekli takip edildiği bir fiil hepimiz gözlemliyoruz. Kapasite artışı tabii idari personel ihtiyacımız ortaya çıktı. Daha önce belki o kadar da gerekli olmayan güvenlik, aşçı, şoför gibi normalde var olan ama sayının daha fazla arttırması olan ihtiyaçlarımız karşımıza çıktı. Her anda ihtiyaç devam ediyor. Zira COVID pozitif personelimiz artıyor. Ben kendim de takip ediyorum. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bizim fakültemiz 350'si profesör, 450 öğretim üyesi, 900 asistan, yaklaşık 2500 kadar idari personelden oluşuyor. Her gün baktığım zaman rakamları
Burada tabii rakam söylemem çok güç ama çift haneli rakamlarla her gün pozitif personel sayısını görüyorum. Ve benim başka bir yerden görevlendirme şansım da yok. Taşla teşkilatım yok. Başka bir birimim yok. Kendi içimizde sıralama yapıyoruz. Kendim de sıranın içerisindeyim. 450. sıradayım belki dekan olmam sebebiyle ama sıra bize geldiğinde biz de gidip poliklinikte veya yoğun bakımda servisimi sunacağız. Ama inşallah bu aşamaya gelmeden önümüzdeki bu ay içerisinde başlayacak sağlık çalışan açılamasıyla ayı noktaya gideceğimizi düşünüyorum. Kişi başı hemşire doktor sayısı değişti söylemiştik. Buna göre ihtiyaçların çok değiştiğini söylemiştik. Şimdi buradan iki tane yaklaşım var. Hemşire sayısına baktığımızda hemşire sayısında, kişi başı hemşire sayısında Afrika'nın çok büyük sorun yaşadığını görüyoruz. Kişi başı 985 kişi düşüyor. Avrupa'da ise bir hemşireye 123 kişi düşüyor. Diğer ülkelere baktığımızda bizim bölgemiz Doğu Akdeniz gibi de düşünülebilir. Bu sefer 690 kişi düşüyor. Ama tıp doktoru ihtiyacına baktığımızda Avrupa'da 293 kişiye bir tıp doktoru düşüyor. Bizde 163 ile 83 bin kıyasladığımızda rakamda eksik olduğunu hepimiz gözlemleyebiliyoruz. Tabii sadece bizim ülkemizin geçerli değil, Avrupa için değil, dünyada da tıp doktoru ihtiyacı söz konusu oldu. Hatta Türk hekimlerine, Türk sağlık çalışanına ihtiyaç oldu. Anımsarsanız Amerika, Almanya kapımızı açtık, buyurun gelin ne istiyorsanız vereceğiz dediler ama giden hiç olmadı, hemen hiç olmadı. Hepsi özelde, kamuda, üniversitede bütün arkadaşlarımız mücadelenin bir partneri oldu. Peki hizmet nasıl değişiyor salgında? Biz şu an erken dönemi görece sonuna doğru yaklaştığımızı düşünüyorum. Hastalık bölümlerin kontrol edilme aşamasına doğru yol alıyoruz. Tabii bu arada erken dönem içerisinde etkin uzamasıyla beraber şuradaki kırımda gördüğünüz gibi belki ikinci atak, ikinci pik diyebiliriz. Yoğun bakım ünitelerindeki tedavi sonrası iyileşmeler ve servise geri gelmelerle beraber yine yoğunluk yaşıyoruz. Ama ikinci etkisi kaynak kısıtlığının COVID-19 olmayan acil hastalar etkisi gibiydi. Sürecin başında biliyorsunuz diğer acil hastaların gelmediğini söylemiştim. Ama şu an geldiğimiz noktada artık bu hastalar da gelmeye başlıyorlar. Tabii burada toplumun yine bilinçli olması gerekiyor. Örneğin geçen gün bir arkadaşım arıyor. Kolunda 3 yıldır geçmeyen kaşıntı için sağlık hizmeti almaması gerekiyor ki acil olmayan hastalarla beraber acil hastalar karışmasın diye. Burada da biraz düzelme olduğunu gözlemleyebiliyoruz açıkçası. Üçüncü etki ise kronik hastalıklarda bakımın kesinti uğraması. Burada da doktorlarımız internet, telefon acil hizmet veriyorlar ama bir fiil vizit yapılması gereken noktalarda eksiğimiz olabileceğini düşünüyorum. Özellikle ileri yaş hastaların daha çok geldiği, ileri yaş hastaların daha çok olduğu fizik tedavi, dahiliye polikliniklerinde belki yataklı servislerde bir eksiğimiz olabilir. Burayı iyi gözlememiz gerekiyor hepimiz kendi hastalarımızdan. Ve Sağlık Bakanlığı olarak da bu hastaların az önce beklediğim doğumda beklenen yaşam beklentisinde ya da sağlık yaşam beklentisinde bir değişim var mı bunu ölçmemiz gerekecek. Son etki ise psikolojik travma, ruhsal hastalıklar, ekonomik kayıp ve tükenmişlik. Evet, bu toplumun tamamını etkiliyor açıkçası. Toplumda da psikolojik travma oluyor. Sağlık çalışanlarında da oluyor. Ve ruhsal hastalıklar görece az tedavi oluyor. Örneğin psikiyatri servisinin ivedilik nedeniyle koronavirüs polikliniğine çevrilen yerler olabiliyor haliyle. Ve ruhsal hastalıklar baskıdan, sıkıntıdan, stresten, dışarıda olmaktan daha çok etkileniyorlar. Ve tabii ekonomik kayıplar var yerine koyulmaya çalışılmış olsa da. Ve sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm hizmet sektörünün açıkçası tükenmişlik hali söz konusu oluyor. Ama bunların da uzun erinde kolaylıkla yerine koyulabileceği ama tabii toplumun desteğinin her aşamada olması gerektiğini düşünmekteyim. Peki ne olacak bundan sonrasında? Esneklik ve sürdürülebilirlik kazanacak açıkçası. Artık şunu anladık, sağlık hizmetleri ne kadar esnek ve ne kadar sürdürülebilirse o kadar başarılı. Yani ben şuraya bir servis açayım, bir hastane açayım, geçmişteki bazı anlayışlarda olduğu gibi hastaneyi kurayım, toplum sağlığı merkezini yapayım, işim bitti değil. Her an her şey değişebilir. Baştaki epidemiolojik tabloda da gösterdim 1900'lerle 2000 arası nasıl değiştiğini. Salgın bitecek ama yeni salgınlar gelebilir açıkçası. Uzmanlaşma giderek artıyor ama esnek olmanın da gerektiğini anladık. Kadın doğum, beyin cerrahı, dermatoloji hekimi, yoğun bakımda hasta takibi de hepimizin gördüğü gibi. Esnekliğin tabii sadece insan gücünde değil, sağlık kurumlarında da geçerli olması gerektiğini öğrendik. Dönüştürülebilir, değiştirilebilir hastanelerin ne kadar önemli olduğunu gözlemledik. Biz eski binaya sahibiz ama biz dahi bunu değiştirebilirken, hele ki Yenişehir hastanelerinde de çok kolaylıkla esneklik olduğunu, her bölümün ayrı ayrı pandemi konusu hizmet edebildiğini gözlemledik. Ar-Ge, ilaç, malzeme ve cihaz yatırımı artış var. Tabii şu an aşı sektörüne yönelmiş olsa da solunum cihazlarından tutun, düşünün yerli solunum cihazlarını ürettiğimiz zamana veya maske sektörüne kadar gerçekten bir yatırım artışı söz konusu.
el sağlıkla ilgili yazılım donanım ve giyilebilir cihazların daha çok kullanılacağını söyleyebiliriz rahatlıkla. Zaten Türkiye'de baktığımızda e-nabız, hayat ve sağlık uygulaması gibi yaklaşımlar kamunun zaten geliştirdiği, Sağlık Bakanlığı geliştirdiği yaklaşımlar. Bunlarla entegre çalışan kol saatleri ve diğer telefonların da giderek arttığını gözlemliyoruz. Yine pandemi hizmetleri yanında ana çocuk sağlığı hizmetleri, kronik hastalıklar, yaşlı sağlığı hizmetlerini planlı ve süregen verebilen kurumlar ve ülkelerin daha başarılı olacağını görüyoruz. Evet, biz ülkemizde bakıyoruz, şu an diğer hizmetlerde bir eksiğimiz söz konusu değil. Fakat vatandaşlarımızın bir bölümü hastaneye gelmemeyi tercih ediyorlar. Hastaneye gelmeseler dahi sağlık çalışanlarıyla, doktoruyla, hemşiresiyle, diğer danışmanlarıyla iletişimde bulunurlarsa bu tip hizmetler konusunda eksiklik daha az olabileceğini düşünmekteyiz. Tabii burada ülkemizin de buradaki herhalde en iyi hizmet veren ülkeler içinde olduğunu söylemek gerekiyor. Zira bugüne kadar hep çok övünülen İsveç, Almanya, İtalya gibi ülkelerin nedenle bu hizmetlere başarısız olduğunu hepimiz gözlemledik. Yalnızca kendi ülkesi, bölgesi için hizmet sunan değil, küresel olabilir ülkelerine daha başarılı olabileceğini düşünmekteyiz. Bu açıdan baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün yapısında parayı verenin daha çok söz sahibi olduğu değil de her ülkenin ülkeye ve dünyaya katkısına göre salgınla mücadeleye, toplumun sağlığını geliştirmeye ve korumaya ve tedaviye katkısına göre yeni bir organizasyon yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu yapan ülkenin daha başarılı olacağı kanısındayım. Önümüzdeki dönemler içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin tıpkı Birleşmiş Milletler'de olduğu gibi Dünya Sağlık Örgütü daha kudretli bir yerde olması gerektiğini düşünmekteyim. İnşallah da olacağını inanıyorum. Sağlık bu arada etkili politika aracı olacak. Sağlık olmadan artık politikalar başarısız olacak. Ne kadar kapsayıcı, ne kadar eşit, ne kadar kişiye ulaşan ve nitelikli sağlık hizmeti verebiliyorsak o kadar başarılı olacağız. Ve tabii bir de halk sağlığı riskleri var. Aşılanmamış çocuk ve yeterli izlenmemiş gebelerin artabileceğini biliyoruz. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşı savunuculuğunu bu sıra daha çok yapmamız gerekiyor. Kronik hastalıkların risk etmenlerinden sağlıksız beslenme, obezite, hareketsiz yaşam, sosyal temas azalması, tütün, alkol kullanımında artış söz konusu olabiliyor. Maalesef ülkemizde de görece gözlemliyoruz. Tütün ve alkol kullanımında artış görece salgın başlarından beri evde olmaktan da kaynaklanan, belki can sıkıntısından ama hiçbirisi bahane olarak kabul edilmemekle birlikte bir artış söz konusu. Daha bireysel yaşam ile bunlar ortaya çıkmakla birlikte tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, kaskiyet sistemi hastalıkları, kanserler ve ruh sağlığı sorunlarında artabileceğini öngörebiliriz. Kronik hastalıkların ihmal nedeniyle kontrol altında daha az kişi olabilir. Daha ağır, uzun, acılı ve maliyetli süreçler bizi bekliyor olabilir. Adolesan ruh sağlığı sorunları ve bağımlılıklarda artış olabiliyor. Daha fazla tek yaşlı birey olabilir ki toplumda risk grubu bunlar. Yaşlarda depresyon ve demans daha da artabiliyor. İl yaşı biliyorsunuz daha çok etkiliyor. Hastane yatanlarda da vefatlarda da koronavirüs sürecinde Türkiye'de 65 yaş üzeri daha fazla. Bu grup tek kalınca daha da zorlanıyor açıkçası. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kişisel ve toplumsal olarak ilaç ve tedavi masrafları artabilir. Türkiye Cumhuriyeti şu anda çok ciddi miktarda kaynak ayırmış durumda sağlık masraflarına. Tabii bu farklı alanlardan yapılacak tasarruflara karşına çıkacak ama biraz ülkemizi zorlayabilir türlü nedenlerle. Sağlık çalışanlarının enfekte olması, hayatını kaybetmesiyle sağlık sisteminde zorlanmalar olabilir. Evet, yedekli gidebiliyoruz, belli bir süre sonra toparlıyoruz ama kimi zaman zorlandığımız zamanlarda karşımıza çıkıyor. Son olarak da bir halk sağlığı yaklaşımı önerisi bulunup sözlerimi tamamlayayım. Aynı ülkede hatta ülke içinde demografik özellikler ve sağlığın sosyal belirleyicilerine ve gerçek taleplere göre topluma hakkaniyetli sağlık hizmeti sunulması gerekiyor. Ki bizim ülkemiz şu an baktığımızda değişen nüfus yoğunluğuna göre, demografik özelliklere göre yaşlıların olduğu yerler ya da gençlerin olduğu yere ya da diyelim ki İstanbul'da nüfusun kalabalık olduğu yerlerden hane halkı büyüklüğü fazla olan Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu illerimize ya da 65 yaş üzeri bireylerin daha çok olduğu Doğu Karadeniz bölgemize toplumun ihtiyacına göre sağlık hizmeti sunduğunu gözlemliyoruz. Üstelik tabii sağlığın sosyal bileşenleri olduğunu düşündüğümüzde sadece sağlık hizmeti değil, sosyal destek sistemi, vefa destek sistemleri gibi bileşen de bu süreçte iyi organize olduğunu gözlemliyoruz. Sağlık okuryazarlığının tüm dünyada artırılması gerekiyor ve bilgi kirliliğinin yani infodeminin engellenmesi gerekiyor. Gerçekten inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Topluma bazı medya unsurları ya da bazı kişiler hatta maalesef bazı hekimlerimiz, bilim insanları da bu konuya destek oluyorlar. Yanlış bilgiyi topluma paylaşıyorlar. Oysa ki Dünya Sağlık Örgütü ya da o Birleşmiş Milletler ya da tüm kriz yönetimi, risk yönetimi kitapları der ki zor dönemde, kriz durumunda, deprem olsun, tsunami olsun, salgın olsun, savaş olsun
güvenilecek tek kaynak kamusal kaynaklardır. Saygın bilim kurumlarının kaynaklarıdır. Yani Türkiye'de üniversitedeki öğretim üyeleri böyle diyorsa büyük üniversitelerde, yani Türkiye'de Sağlık Bakanlığı böyle diyorsa, bilim kurulu böyle diyorsa bu bilgilere güvenip bilgileri uygulamak gerekir diye ifade etmek gerekiyor aslında, ama maalesef infodemi ya da farklı gayelerle öne çıkma çabaları bizi olumsuz etkiliyor. Ruhsal desteğin olması gerekiyor birinci basamak sağlık hizmetlerinde. Bu konuda bir çalışmayı Sayın Bakanımıza ta sürecin başında konuşmuştuk. Pandemi bittikten sonra birinci basamakta toplum ruhsalına destek çalışmaları yapılacak. Biliyorsunuz zaten sağlık ve hayat merkezleri var. TSM'lerimizle de beraber bu hizmette daha ileriye götürülecek. Ülkelerin de tek başına değil bir arada refaha kavuşacaklarını ve sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşabileceğini bilmesi gerekiyor. Tek başına Türkiye'nin çok çok iyi olması veya tek başına Azerbaycan'ın çok iyi olması değil, birlikte güçlü olabileceğimize inanmamız gerekiyor. Hatta bunun ötesinde çevremizdeki Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın, Irak, Suriye'nin de birlikte ancak daha iyi seviyeye gideceklerini, tıpkı bizim yaptığımız gibi dünyaya, yakınlarına, uzaklarına destek olarak daha iyi bir noktaya gidebileceklerini bilmeleri gerekiyor ki sağlık açısından daha iyi bir yere gelebilirim diye. Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşların yapısı ve işleyişi, karar verme süreçlerinin daha kapsayıcı ve yüksek temsiliyetle olması gerekiyor. Az önce de ifade etmiştim. Yani parayı verenin karar aldığı gibi değil de dünyada karar almayla ilgili yaklaşımların söz konusu olması gerekiyor. Ve hakikaten kendilerinin anlatmalarına çok ihtiyaçları var. Geçen gün önceki haftaki bilim kurulumuzda çarşamba günü bakanımız verileri hem hastalara hem vakalara açıkladıktan sonra Türkiye vakalara açıklıyor ki Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı dağıtımından pay alsın diye söyleyecek kadar hiç işi bilmeyen, hani bilim adamı demeye bile açıkçası sözüm ona karar vermek gereken, hiç okumayan insanlarla maalesef karşılaşıyoruz. Oysa ki bu kuruluşların görevleri sadece yoksul alamayacak düzeyde olan ilkeleri aşı temini, malzeme temini olarak bakmak gerekiyor. O yüzden bu kuruluşların da kendilerini daha çok temsil etmeleri, daha çok toplumla iç içe olmaları ve yerel bölgesel hedeflere göre çalışmaları gerekiyor. Örneğin Türkiye'de İstanbul'da salgın bittikten sonra kronik hastalıklara tüm mücadelesi vermeniz gerekirken Mardin'de ise göçmen sağlığı hizmetleri, ana çocuk sağlık hizmetlerini daha önceleyerek vermeleri gerekiyor. Bu yaklaşım eğer geçerli olursa hem salgında hem de salgın sonrasında kuşkusuz daha iyi sağlık hizmetleri söz konusu olacaktır. Ben kaynakları da burada paylaştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle davetiniz için, sonrasında da beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Hocam, akıcı, güzel, doyurucu konuşma için ben de teşekkür ediyorum. Özellikle COVID-19 sonrası sağlık hizmetlerindeki değişim öngörünüz de hakikaten dikkate alınması gereken, üzerinde daha çok konuşulması, kafa yorulması gereken bir husus. Teşekkür ediyorum. Sincan meselesi, ilçelerde dermatologun görevlendirmesi olayı hakikaten belki bu süreçte gördüğümüz ayrı bir farklılık. Yani bu salgın sürecinde titrin, ünvanın, branşın ikinci plana düştüğü, hekim olgusunun, hekim olmanın daha ön plana çıktığı birçok tablo gördük. Onlardan biri bu. Artık ben kardiyoloğum, üroloğum, halk sağlığı uzmanıyım kavramından ziyade hekim olgusu vardı. Ve bu işte dört ele sarılma vardı. Ben bu anlamda da fedakarca koşturan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Vefat etmiş olanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Zamanı ekonomik kullanma adına üçüncü konuşmacımıza geçmek istiyorum. Sorular da gelmeye başladı ama müsaadeniz olursa sunumlar bittikten sonra zamanımız yettiği kadarından soruları alalım. Son konuşmacımız Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Elçin Balcı hocamız. Elçin Balcı hocamız da Mustafa Necmi İlhan hocamız gibi birçok grupta aktif katılım sağlayan hocamız. Kayseri Tütün Kontrol Komitesi Yürütme Kurulu üyeliği, İl Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu üyeliği, İl Sağlık Müdürlüğü Anne Ölümleri İnceleme Komisyonu üyeliği gibi birçok çalışma grubunda aktif katılım sağlayan bir hocamız. Hocamızın bugün bize sunacağı konuşmanın başlığı COVID-19 özelinde bulaşıcı hastalıklarda ev içi ortam ve kadın. Buyurun hocam. Hepinize merhabalar diyorum. Öncelikle Mardin Artuklu Üniversitesi'ne davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum düzenleme kuruluna.
ben biraz farklı bir bakış açısıyla COVID özelinde bulaşıcı hastalıklarda kadının yeri ne olmalıdır ve ev içi ortamdaki süreç yönetimi nasıl olmalıdır konusuna değineceğim. Mustafa Hocam ve Safet Hocam'ın söyledikleriyle beraber aslında bu mücadelenin ne kadar yönetimsel olsa da bu yönetimin bir parçasının evde nihai sonuçlarının görülmesi bütün sonuçları etkilediğini de görüyoruz. Yani evi iyi idare edebilirsek bizim söylediklerimizi anlayabilen insanlar, muhataplarımız varsa daha başarılı olabileceğini görüyoruz. Kadın başlığıyla başlamak istiyorum. Kadın özel bir başlık. Çünkü tarihin her döneminde biliyorsunuz kadın her şeyden çok etkilenmiş. Covid sürecinde de hem etkilenen hem etkileyen olmuş. Ve ev içi ortamlardaki müdahalelerimizde de ki en güçlü silahımız, en güçlü elimizin uzandığı yer. Çünkü az önce Mustafa Hocam belirtti, sahadaki bütün hizmet veren alanlardaki personelimizin yetersizliğiyle kamu desteğinin sağlandığı, hemşirelerimizin, doktorlarımızın hiçbir branş ayrımı gözetmeksizin sahada oldukları, filyasyon ekiplerinin çalıştığı, çoğu zaman hasta hasta çalıştıkları, iyileşip tekrar geldiklerini çalıştıklarını ifade etmişti. İşte burada birazcık saha desteğimizi sağlayabilecek olan bilinçli kadınlar diyoruz ve şöyle başlayalım. Kadın tarihin her döneminde maalesef dünyayı etkileyen her şeyden etkilenmiş, şiddet görmüş, ekonomik olarak daha güçsüz kılınmış, savaşlarda, göçlerde ve salgınlarda hem kendi sağlığını kaybetmiş hem de sağlığını kaybedenlere baktıkları için ciddi anlamda yorulmuş, hep tacize uğramış, istismar ve ihmalden maalesef kötü nasibini almış. Yoksulluk ve açlık sınırındaki rakamların çok büyük bir kısmını da kadınlar oluşturuyor. Burada sadece kadınlar değil, kız çocukları da bunun içinde. Salgında bulaşıcı hastalıkları, salgında bulaşıcı hastalıkların bulaş yollarını arttıran, bulaş olanağını arttıran bir takım faktörler var. Kalabalık ortamlar, biliyorsunuz savaşlar, göçler ve olumsuz koşullar nedeniyle şu anda kamplarda ya da benzeri yerlerde, toplama kamplarında ya da izleme kamplarında bunlar da yaşanıyor. Ama bu kadar büyük bakmak da gerekmiyor. Şu an COVID nedeniyle evlerin içine kapandığımızda da evlerde de bir kalabalık ortam oluşmaya başladı. Günün normal sürecinin içinde evin bireyleri evin içindeki geçirdikleri süreyi artırdıklarında bir nevi sıkışık yaşam gerçekleşmeye başladı. Kalabalık ortamda, sıkışık yaşamda, COVID özelinde yine olduğu gibi solunum yoluyla bulaşan hastalıklarda maalesef bulaştırıcılık kolaylaşıyor. Temiz su, temiz çevre ya da altyapı sorunları yaşanan yerlerde de bulaş kolay. Temiz suyu sağlayamadıysanız hem hastalığın yayılımı konusunda suyunuzun temizliği çok önemli, hem de hastalıktan arınma anlamında suyunuzun ve çevrenizin temizliği çok önemli. Hava temizliği çok önemli. Eğer kirli bir havanız varsa, az önce Mustafa Hocam'ın da çok güzel belirttiği gibi evlere kapanınca alkol ve tütün kullanımının artışıyla beraber evlerdeki konut içindeki temiz havayı sağlama konusunda da zorluk çekiliyorsa, işte bunların tamamı bulaşıcı hastalıklarda kolaylaştırıcı olabiliyorlar. Kadın neresinde bu işin? Kadın her yerinde. Kadın bir kere anne, eş, evin içindeki her bireyin sağlığını takip eden, onların sağlıkla ilgili yapmaları gereken her şeyin başındaki, yürütümündeki, ülkeyi yöneten politikacı neyse evin içindeki süreci yöneten de aslında kadın ve anne. Kadın hijyenist, kadın temizlik yapmak zorunda. Kadın az önce saydığım bulaştırıcıları evin içinden bertaraf etmek zorunda. Kadın bakım veren kişi, aynı sağlık personelinin yaptığı iş gibi yaşlıya, çocuğa ve engelliye, yani bakıma muhtaç olan ve başka bir yerden destek alması mümkün olmayan özel grupların da bakımını sağlayan kişidir. Kadın ekonomist, evin içinde COVID nedeniyle ya da başka salgınlar döneminde geliri azalan bir evin içinde o evin ekonomisini sağlayan, geliri en ekonomik şekilde, en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan, idaresini sağlayan kişi. Kadın eğitimci, çünkü çocuklarımız uzaktan eğitim nedeniyle evlerde şu anda biliyorsunuz eğitim görüyorlar. Bunun kontrolünü sağlayan okul,
ve çocuklar arasındaki en önemli köprü ve kadın işçi tamamını gönüllü olarak yapıyor çoğunlukla. Karşılığını alıyor mu? O da tartışılır. Onlar belki başka oturumların konusu. Kadın yoruldu. Kadın beslenemiyor aslında. Kadının COVID salgını dönemiyle beraber özellikle az gelişmiş ülkelerde daha fazla rastlanmak üzere. Hatta okullarından ya da kurumlarından, kamu kurumlarından sadece okullarda gıda yardım alan ülkeler bile var dünya üzerinde. Eğitim hakkıyla beraber eğitimden uzaklaştırıldıklarında zaten okula göndermekle ya da eğitim görmekle ilgili olarak çok gönüllü olmadığımız bir ortam kadının eğitimiyle ilgili çabalar dünya çapında da böyle. Kadın beslenemiyor, kadın tükenmişlik yaşıyor ve evin içinde kapalı ortamlarda daha fazla bir araya gelmenin getirdiği stresin artışıyla, ev içindeki insanların streslerinin artışıyla, işinden kovulmuş, işinden edilmiş, ekonomik sıkıntı çeken eşin getirdiği stresle, riskle kadın şiddet görüyor. Kadının gördüğü şiddet ve COVID döneminde ilk önce işten çıkarılan grup kadınlar, kayıt dışı çalışan kadınlar, maalesef bunların tamamı kadının işsizliğini, yoksulluğunu, gelir kaybını körüklüyor ve kadının daha fazla hastalanmasına sebep oluyor. Bakım veren kişi kadın olduğu için, hastanın da bakımını kadın sağladığı için kadın daha fazla risk altında ve bunların tamamı da kadın sağlığında mortalite, morbidite, ölümlerin ve sakatlıkların, komplikasyonların artışına sebep oluyor. Bu risk artışını önleyebilmek için ya da kadınların hastalanmasını önleyebilmek için çok önemli bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Çünkü az önce bahsettiğim tabloda kadın çok önemli bir yerde. Kadını sağlıklı tutmak gerekiyor ki toplumu sağlıklı tutasınız. Maalesef COVID öncesindeki dönemde de bir dünya gerçeği bu. Kadın, kız çocukları ve kadınlar kayıt dışı ekonomide çalışıp işlerinin kendine ait işe olsun, bir başkasının hesabında çalıştıkları işler olsun, erkekle kıyaslandığında erkekle benzer saatlerde çalışıyor olsa bile daha az gelir elde eden bir grup ve yoksulluk sınırının çok önemli bir kısmını kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Güvencesiz işlerde çalışıyorlar ve her an işten atılmaları, her an işten çıkarılmaları da çok mümkün ve COVID döneminde maalesef bu da yaşandı. Bütün dünya örneklerinde, bütün dünya raporlarında da bunlar görünüyor. Toplumsal cinsiyet açısından değerlendirmek gerekiyor. Kadının ev içindeki yaşadıklarını, toplum içinde yaşadıklarını değerlendirmek gerekiyor. Kadın biraz daha fazla yoruldu ama çok önemli bir grup daha var. Kadın sağlık profesyonelleri. Biliyorsunuz sağlık hizmeti sunumundaki en önemli gruplarımızdan biri bakım hizmeti verdiğimiz için hemşirelik, ebelik dahil olmak üzere özellikle birinci basamak hizmetlerde ve yataklı tedavi kurumlarındaki bakım hizmeti veren gruplarımızın çoğu kadındır. Bu kadınlarımız COVID'in ilk dönemlerinde daha hastalığın ne olduğunu bilmeden biraz daha fazla korkuyorken biraz damgalanmayla yalnız kaldılar, yalnız bırakıldılar. Hatırlarsınız aynı apartmanın içinde oturan kişiler onlarla aynı asansöre binmediler. Onların çocuklarına, bir hemşirenin çocuğuna, bir doktorun çocuğuna bakan kişiler varsa hasta olabiliriz korkusuyla çocuğa bakmaktan bile vazgeçtiler. Anne babalar destek olamadı çünkü onlar da yaşlıydı ve onlar da ayrı tutulmak zorundaydı. Kadın sağlık çalışanları kendi ailelerini de düşünmek zorundaydılar. Dolayısıyla anne babalarını da ayırmak zorundaydılar. Karantina evlerinde çocuklarından ayrı çok uzun zaman geçirmek zorunda kaldılar. Bunlar yorgunluk. Mesleki maruziyet onlar için çok büyük bir riskti. Çünkü hastayla direkt karşı karşıya kalıyorlar ve tükenmişlik yaşıyorlar. Bunun ciddi manada ele alınması gerekiyor. COVID sürecinde kadın sağlık çalışanlarının çok özelleşmiş ihtiyaçları var ve bunlarla ilgili araştırma sonuçları bunları gösteriyor ve bunlara değinilmesi gerekiyor. Peki ev içi ve kadın bunun neresinde? Biraz da bunu toparlayacak olursam, COVID salgınından korunmadaki en önemli adımlardan bir tanesi sosyal mesafenin korunabileceği sağlık konut ortamlarının sağlanması. Dışarıda bizim önerimiz ne? Maske, mesafe, temizlik. Maske, mesafe, temizliğin en önemli ev bileşenlerini de sağlayabilecek olan kişi kadın. Bunların kontrolünü sağlayabilecek olan kadın. Tanı almış ve şüpheli vakalar eğer evde izole edilmek durumundalarsa ve karantina şartları sağlanacaksa bunun bilincinde, doğru bilincine varabilmesi gereken grup kadınlar, bunları sağlayacak olan kadınlar. Özellikle şu anda evinin içinde
çocuklarıyla beraber yaşayan, eşinin çalışıp dışarıdan gelmesini bekleyen ya da evde yaşlısına bakan kadınlarda bu konuda bir bilinç oluşturulmak zorunda. Kentsel sıkışık yaşam, kamplar ve göçmenler ve mültecilerin yaşadığı alanlarda çok çok daha sıkıntılı durumlar var. Onların ayrıca ele alınması lazım. O artık idari bir sorun ve çözümlenmesi gereken bir sorun. Çok basit ele alacak olursam nasıl bulaşıyordu? İşte damlacık ve virüslerin bulaştırdığı yüzeylerden göz, ağız, burun mukozasına temasıyla bulaşıyordu. Evde bu anlamda temasın çok yakın yaşandığı bir yer. İnsanlar evde hem de nüfusu kalabalık bir evde dar bir alanda yaşıyorlarsa bu bulaş çok daha fazla olacak. Dolayısıyla bu teması azaltamıyorsak bu temastan sonra sağlayacağımız hijyeni kadın eliyle sağlayacağız. Kadınlara eğiteceğiz. Nasıl yapılacağını çok basit dillerle anlatacağız. Evde komplike bir yaşam sürmeleri gerekmiyor. Çok daha basite indirgeyeceğiz. Nasıl el yıkanacağını anlatacağız. Çocuklarımızın el yıkamasını, nasıl el yıkanması gerektiğini kadınlara öğreteceğiz. Kadınlarımız da çocuklarımıza öğretecek. Sürekli temas ettiğimiz yerler var. Lavabomuz, tuvaletimiz, kapı kollarımız veya kullandığımız kişisel araçlarımız var. Bunların temizliği ve hijyeni nasıl sağlanacak? Bunlarla ilgili çalışmalar yapılmak zorunda. Sağlığın geliştirilmesi anlamında bu salgınla beraber devamında da bize sağlığın geliştirilmesi anlamında da sağlıkla ilgili bilinç düzeyimizin artırılması anlamında çok ciddi bir fırsata çevirmek olabilir bu. Bu gözle de bakmak gerekiyor. Sizin başta belirttiğiniz gibi riskten bir farkındalık kazanmak mümkün. Evlerde ilaç veriyoruz. Süreç yönetiminde anlattınız. Hastalarımıza veya temaslılarımıza evlerde ilaç veriyoruz. Bu ilaçların doğru uygulanması lazım. Hem akılcı ilaç kullanımı anlamında hem de ilaç kullanırken evde pozitif ya da karantinadaki ya da temaslı izlemini yapıyorken, evde hasta takibini yapıyorken karşımızda bir muhatabımızın olması gerekiyor. İlaç yönetkilerini gördüğünde soru sorabilecek olan, ilaç takibini aynı evimizdeki hemşiremiz gibi, hemşire zaten kız kardeş, hemşiremiz gibi evin içindeki temasımızı, evin içindeki elimiz olabilecek kişiler bizim özellikle sağlık personelimizin yetemediği yerdeki elimiz olacaklar. İlaçlarla ilgili, hasta takibiyle ilgili ufak bilgilendirmeler belki yapılabilir ve kadınları kazanmak çok daha mümkün. İzolasyon ve karantina şartlarını sağlarken neler yapacaklar? Evde eğer pozitif bir kişi varsa ona bir izolasyon odası hazırlaması gerektiğini, ne kadar mümkün olursa tabii ki dediğim gibi çok iki odalı bir evde 8 kişi yaşıyorsa bunu sağlamak zor olabilir ama yine de bunlardan en doğru şekilde nasıl odalar oluşturulabilir, en sağlıklı izolasyon nasıl oluşturulabilir, bunun bilinci sağlanabilir. İzolasyon odalarında mümkünse kişilerin lavabo tuvaleti ayrı olacak ama eğer ortak kullanımdaysa hasta olan ya da pozitif olan kişi lavaboyu tuvaleti kullandığı zaman onun kullanımından hemen sonra temizlik yapılması gerektiği, onların mümkün olduğunca ayrı yerde tutulması gerektiği, eğer bir mekanda tutulmak gerekiyorsa da, bir yerde oturmak gerekiyorsa da aralarında en az 2'şer metre mesafeyle oturmak ya da yatmak şeklinde düzenek oluşturulması gerektiği ve mutlaka evin içine maske takılması gerektiğini öğretmek çok da zor olmasa gerek. Bunlarla da başarı sağlanabilir. Ev içi başarımızı ya da hasta vaka takibimizdeki yayılımı azaltacak şekilde küçücük süreçlerle evin içinde bunları sağlayabileceğimiz olan kadınlardır diyoruz. Sağlık iletişiminin en önemli unsurları kadınlar. Ziyaretçi kabul etmeyecekler, ziyarete gitmeyecekler. Taziye evleri en büyük problem demiştiniz başta. Taziyeler bekleyebilir. Tabii ki çok zor, tabii ki çok kötü. Yakınlarımızı kaybediyoruz. Çok yakını kaybedip de teselli verememek bile çok kötü. Evin ortak alanlarında maske kullanmaları gerektiğini, aynı ortak kullanım alandaki tuvalet, banyo ve diğer alanlar kullanılırken bunların hem öncesinde hem sonrasındaki temizliğini sağlanması çok daha basit şekilde anlatılıp bu kadınlarla sağlanacak olan sağlık iletişimi bizim sağdaki başarımızı artıracaktır diyorum. Kadını eğitmek zorundayız. Ekonomik gücünü artırmak zorundayız. Kadını desteklemek zorundayız. Kadının her türlü becerisini ve özellikle sağlık iletişimindeki becerisini artırırsak bundan sonraki hastalıklarda, bundan sonraki salgınlarda o evin içindeki en önemli silahımız, en önemli uzanacak kolumuz olacaktır. Bu anlamda çok özveriyle çalışan, bugüne kadar dinlenmeden, yorulmadan çalışan en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün personelimize, bütün kamu personelimize, bu konuya gönüllü olan herkese
bu konuda çaba harcayan, kafa yoran, bedenini yoran herkese saygılarımı sunuyorum. Ve şehit, meslek şehidi olan arkadaşlarımızı da minnet ve rahmetle anıyorum. Bir şeyler yapabilmek için kadın en öncedir. Kadına yetirseniz, kadını kazanırsanız geleceği kazanırsınız diyorum. Farklı bir bakış açısı getirmek istedim. Teşekkür ederim. Hocam, güzel sunum için biz de teşekkür ediyoruz. Yani kadınıyla erkeğiyle hakikaten bir mücadele veriliyor bütün dünyada, ama sizi dinledikten sonra kadının fonksiyonunun daha hayati ve kilit olduğu görülüyor. Bu anlamda emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Şimdi epeyce bir sorular var. Bu soruların bir kısmı bizim belki uzmanlık alanlarımıza ilgili değil. Müsaade ederseniz onlardan ziyade bize de ilgili olduğunu düşündüğüm sorulara geçebiliriz. Farklı bir katkı hocalarımdan öneri yoksa eğer. Evet. Daha çok hak sağlığı alanında sorular gelmiş gibi. Müsaade ederseniz bunları sırayla hocalarımıza soralım. Mustafa Necmi Hocam'a ben sormuş olayım. Hocam, aşılarla ilgili bir soru var. Virüs sürekli mutasyona uğradığına göre aşı ne kadar süre koruyucu sağlar? Aşı hastalığı geçirenlere yapılacak mı? Sürekli tekrarlanabilecek bir aşı mı olacak? Hemen hızlıca cevap vereyim Sayın Hocam. Teşekkürler. Sondan başlayayım. Şu anki bilgimize göre 6 aya kadar aşının koruyuculuğu söz konusu olacak gibi, 12 aya kadar da uzayabilir. Bu sezon için en azından 1 yıllık bir süre için aşı koruyacak. Diğer konuya denk gelelim. Evet, mutasyon geçiriyor ama grip de mutasyon geçiriyor. Çok fazla aşının etki yapmayacağı kadar mutasyon söz konusu değil. Bulaştırıcılık ya da hasta yapıcılık etkisinde. Bu ikisine yönelik genelde zaten aşı geliştiriliyor. Bir de hocam ilk soru neydi? Onu kaçırdım galiba. Sürekli mutasyona uğruyor. Bunu söyledik. Evet. Aşı hastalığı geçirenlere yapılacak mı? Aşı hastalığı geçirenlere yapılacak mı? Şu an bu konuda çalışıyoruz açıkçası. Dünkü bilim kurulu gündemi buydu. Acaba antikor bakıp mı yapılsa, yoksa hastalığı geçirenlere yapılsa mı gibi. Bu önümüzdeki hafta işte netleşecek. Tabii gelen aşı sayısına göre, tedarike göre karar verilecektir. Teşekkür ederim hocam. Elçin Hocam, bu soruyu da size sormuş olalım. İkinci kez COVID-19 virüsüne yakalanma riski yüzde kaç? Şu an için net bir rakam yok ama bizim kendi personelimizden de, sağlık personelimiz için söyleyeyim, biz onların takibini yapıyoruz. Mustafa Hocam daha iyi bilir genel rakamları ama çok yüksek değil. Öyle söyleyeyim. Evet. Ama yine de mümkün oluyor. O da şöyle, her vaka eskiden, yani tanı konduğunda temaslı olan herkes aslında pozitif değil. Kendilerini pozitif sayarak karantinaya alınan bir grup var. Onlar biliyorsunuz, hani evin içinde temaslı ya da pozitiflerle beraber temas eden kişiler karantina için liste verdiklerinde bunlar kendilerini pozitif algılıyorlardı. Ben hastaydım, evde istirahat ettim. Sonra tekrar geldim, hastalandım diyorlar. Bu da yanlış bir algı. Her pozitif, yani testle pozitif olan herkes aktif olarak, bir de testlerin de yanıltıcı biliyorsunuz oranları var. Yani her pozitif de pozitif olmayabiliyor. Rakam olarak şu an bilmiyorum yani, evet, sağlık personeli açısından da, ama çok yüksek değil. Teşekkür ederim. Bir başka soru Mustafa Necmi Hocam'a soralım. Yeni gelecek olan aşılar için ne düşünüyorsunuz? İyi bir filyasyon ve aşıyla pandemi süreci ne kadarlık bir zamanda kontrol altına alınabilir yeni bir salgında? Hocam bu çok zor soru. Bunun cevabını ancak Allah bilir ama kendi adımıza şöyle söyleyeyim. İnşallah kısa zamanda kontrol altına alırız. Yani ben önümüzdeki yıl daha rahat geçireceğimizi düşünüyorum. Yaza görece rahat girmeyi, sonbaharda daha rahat olmayı umut ediyorum. Kendi adıma bunu söyleyeyim. Tabii yeni gelecek aşılar değil de aslında bunlar hep planlı aşılar. Burada biliyorsunuz 50 milyon kadar Çin aşısı gelecek. Daha sonra eğer söz konusu olursa Alman, Amerikan aşısı gelecek. Şu an İngiliz aşısıyla ilgili çalışmalar devam ediyor ama esas bu 50 milyon genelde ilk baştaki hedef gruplarımızı aşılayabilirsek, sağlık çalışanları başta olmak üzere, ve bir kısım hastalığı geçe daha ağır olacaklar ve bir kısım da insanla temas olan hizmet sektöründe çalışan kişilerimizi, polis, asker, öğretmen gibi gidebilir bu tabii, daha kesinleşmiş olmakla birlikte. Mart-Nisan'da yerli aşının gelmesiyle birlikte dediğim gibi aşının da 3 hafta bir doz, 3 hafta sonra bir doz olduğunu düşündüğümüzde
kabaca 1,5 ay sonra yeterli antikor düzeyi oluştuğunda Mehmet Hocam, yani Haziran gibi daha rahat bir süreçte olduğumuzu inşallah söyleyebiliriz. Ama tabii yine şunu da söyleyelim, aşı bize mücadelemize destek sağlayacak. Esas önemli olan yine fiziksel mesafe, maske, temizlik, ortamların havalandırılması ve kalabalıktan kaçınma olacak. Bunun hala devam edeceğini de söylememiz gerekiyor hocam. Teşekkür ederim hocam. Elçin hocamıza soralım. mRNA ve inaktif aşı arasındaki farklar. Sorumlu. Hocam aşı konusuna hiç girmesek? Yani, buradan, evet. Ya anladım, aşı konusuna girmeye gerek yok. Şu anda aşıyla ilgili bu bilgilere sahip olmak bize ne kazandıracak? Aslında Mustafa hocamın dediği bir noktaya geleceğiz. Biz aşının cinsiyle, tipiyle vesairesiyle ilgilensek bu bizim için neyi değiştirecek ki? Biz mesafemizi koruyacağız, biz kurallara uyacağız, biz temizliğimizi sağlayacağız. Bence aşı halk gündeminden uzaklaştırılması gereken bir konu. Yani az önce söylediğim gibi biz aşıyla kamu bize bunu yapacağız gibi bir karar aldıktan sonra aşılanma konusu gündeme gelebilir. Aşılanıp aşılanmama konusunda kendi adınıza karar verebilirsiniz. Ama aşının cinsiyle ilgili olarak veya aşının tipiyle ilgili olarak, nasıl yapıldığıyla ilgili olarak bir edinilmiş olan halk bilgisi bizim açımızdan çok bir şey ifade etmiyor. Biz elimizi yıkayacağız, mesafemizi koruyacağız, maskemizi takacağız. Az önce anlattığım gibi çok basit ev içi önlemler ve çok basit ev dışı önlemlerle bulaşı azaltacağız. Çünkü korumak daha önemli, korumak daha ucuz. Biz evet, hastalanmayacağız, hastalanmamak için uğraşacağız. Hocam buradaki sorudaki şeyin şu olduğunu düşünüyorum sorunun devam eden kısmında. Özellikle mRNA aşılarıyla ilgili toplumda muhtemelen hani defans durumları var. Öyle bilgiler paylaşılıyor. Aşı karşıtlarının özellikle söylemlerinde evet, özellikle ilgili. Fark var mı? Yani bunların mRNA olması, aktif olması arasında. Çünkü bildiğim kadarıyla Türkiye'de her ikisi de değişik dozlarda kullanılacak, uygulanacak. Bunlar arasında bildiğimiz bilgiler boyutunda bir fark var mı? Yani buradaki anladığım kadarıyla soran arkadaşımızın merak ettiği husus bu. İnaktif aşılar biraz daha hani yan etkiler anlamında ya da kalıcı etkiler anlamında biraz daha masum ya da daha kabul edilebilir gibi görülüyor sanırım. Evet. Aşı çalışmaları kendi üniversitemizde, benim Erciyes Üniversitesi'nde de devam eden aşı çalışmaları var biliyorsunuz. Onların da haberi çıkıyor. Evet. Yani aşı konusunda çok fazla bir şey söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Evet hocam. Yine genç bir arkadaşımızın sorusu. Biz gençler olarak COVID-19 sürecinde üstümüze düşen görevleri nasıl daha iyi bir bilinçlendirmeyle gerçekleştirebiliriz diye. Bunu da Mustafa Necmi Hocam'a soralım. Bunlar geçen sunular içerisinde geçti ama evet. Bu daha güzel bir soru aslında değil mi? Erçin Hocam devam et o zaman. Madem öyle. Yok. Evet. Hocam. Hocama bildiği yerden geldi herhalde. Evet. Yok şöyle, bu daha güzel bir soru. Bu daha aslında mantık çerçevesinde bizim toplum olarak ne yapabileceğimizle ilgili. Bu çalıştayın belki de en önemli hedeflerinden biri bu, çünkü halka ulaşmak, halkla beraber ne yapılabilir, bilinçlendirme nasıl yapılabilir? Bence bu çalıştayın amacına çok daha uygun. Gençler güzel organize edilebilir. Şu an uzaktan eğitim nedeniyle okula gelemeyen gençlerimiz var ama emin olun gönüllü olarak ben acilde çalışmak istiyorum, ben filyasyon ekipleriyle çalışmak istiyorum deyip gelen dönem 2, dönem 1 öğrencilerimiz var bizim. Hemşirelik öğrencilerimiz var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu bilinç aslında bireysel olarak nasıl korunulacağını bilmesi. 2, az önce Mustafa Hocam bahsetti. Vefa gruplarımız veya destek, sosyal destek gruplarımız çok önemli. Birbirimize destek olmak zorundayız. Yaşlı olup evinden çıkamayan, alışveriş yapamayan, hastaneye gidemeyecek durumda olan bu gibi insanlar için bir destek oluşturulabilir. Onların alışverişlerinin yapılması, ilaçlarının temin edilmesi, eczaneye bile gidemiyorlar. Ki hem hasta olup hem de çıkmaları yasaklanan gruplar olacak biliyorsunuz ki yasakların biraz daha artırılması da gündemde. Çıkamayan insanlar için genç olup dışarıya çıkabilen ama maskeli, mesafeli ve kendini koruyacak şekilde, hem kendini hem etrafını koruyacak şekilde olan destek gruplarıyla beraber bunlar yapılabilir. Çok önemli bir desteğin de maddi destek olması gerektiğini düşünüyorum. Sosyal destekte ekonomi çok önemlidir. Şu an işsiz olan, gelirini kaybetmiş olan ya da evin içinde yiyecek ekmeği bile belki olmayan gruplar var. Bunların çok iyi tespit edilip bunlarla dayanışma önemli. Durumu iyi olan insanların
durumu kötü olanlara yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve kamunun bu hizmeti sağlarken tıkandığı ya da zorlandığı yerlerdeki kamu şu anda tamamen pandemiye yoğunlaştığı için ciddi yük altında. Biz halk olarak, bir vatandaş olarak, gençler olarak bunlara destek olabiliriz. Gönüllü olabiliriz, gönüllü çalışabiliriz. Herkes taşın altına elini koyacak ve beraber çıkılacak bu işin altından. Sadece devletin işi değildir bu. Çünkü devlet zaten biziz, zaten millettir. Güzel bir soru ve güzel bir katkı. Bence böyle bu tür bilincin geliştirilmesi gerekiyor. Maddi manevi birbirimize destek olacağız. Pandeminin yoğun yaşandığı ülkelerde biliyorsunuz ekonomi battıkça, ekonomi kötüye gittikçe kötünün kötüsüyle iyinin iyisi arasındaki uçurum maalesef artıyor. Bu aradaki uçurumu azaltabilecek önlemler alınması gerekiyor. Burada da her şeyi de devletten beklemeyeceğiz, biz yapacağız. Yapabilecek çok şey var diye düşünüyorum. Özellikle eğitimli, bilinçli ve durumu iyi olan, ekonomik durumu iyi olan insanlar açısından. Evet, teşekkür ederiz. Mustafa Necmi Hoca, bilim kurulu salgının 2022'nin ilk aylarında da etkisini sürdürebileceğini söylüyor. Bundan sonraki süreci sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Tam muhatabına geldi galiba bu sefer hocam. Şöyle, hocam inşallah sürmeyeceği kanısındayız ama bizim Türkiye'de tedarik görünen, işte burada iki kıymetli müdürümüz var. Biri Ankara'dan, biri Anadolu'dan, bir büyük şehrimizden. Biri daha nüfusu kalabalık, birisi daha çalışan sayısı daha fazla olan bir ilimizden. Ben de üniversitedenim, Elçin Hoca Üniversitesi'nden. Burada bütün taraflar var açıkçası. 2022'ye kadar sürebilir, 2023'ü de bulabilir. Çok açık söyleyeyim. Hatta genelde de biraz fazla iyi niyetli, fazla olumlu konuştuğum düşünülebilir belki. Genelde de toplumda da böyle bir algı var şahsıma özel ama yine de değişen bir şey olmayacak hocam. Bizim hazırlıklı olmamız gerekecek. Biz artık bununla beraber yaşamayı, bu işin sürdürülebilirliğine inanmamız gerekecek. Yani bitsin kurtulsun diye bir şey inşallah olur. Belki aniden bir mutasyon olur, bir bakarız. İki ay sonra virüs falan kalmamış ortalıkta. Tıpkı daha önceki SARS salgınında, MERS salgında olduğu gibi onlar da koronavirüsü ve bu şekilde sonlandılar. Ama 2022'ye sarkmayacağını umut etmek istiyorum. Aslında genelde salgınlar şöyle gidiyor. Şimdi epidemik diye başlıyor, Çin'de başladı. Sonra pandemik oluyor, biliyorsunuz Avrupa'ya geldi. Sonra merkez Amerika oldu, Hindistan oldu. Şimdi tekrar Avrupa'ya kaydı gibi. Sonraki aşamada tekrar epidemik olarak bazı illere, bazı bölgelere düşüyor. Sonrasında ise endemik olmaya başlıyor. Yani bir bölgede süregen varmış gibi. Ya mesela Çin'in bir bölgesinde gibi veya Türkiye'de bazı bölgelere sıtma halen görülüyor bunun gibi veya tüberküloz bazı yerlere görülüyor halen bunun gibi. Yani endemik oluyor. Sonra da sporadik dediğimiz çok nadir görülen hale geliyor. Örneğin Türkiye'de genelde bahar mevsiminde Kırım-Kongo kanamalı ateşi Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinden bir hat çizsek Karadeniz'in altında deprem hattı gibi görülüyor. Bunun gibi hale geliyor. Yani sporadik olarak 2023'te de devam edebilir, 24'e bile sarkabilir. Rakamları söylemek için çok güç ama biz var gücümüzle çalışıyoruz. Devletimiz, bilim insanları, halkımız, vefa destek timleri yeter ki bu mücadeleye inanalım. Gerçekten bir cephedeyiz ve cephede iki türlü çarpışıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Bir yandan virüsle çarpışıyoruz, bir yandan da hayali kişilerle çarpışıyoruz. Hayali, sanal kişiler, Twitter'daki fenomenler, sosyal medya fenomenleri, ekran fenomenleri yanlış bilgiyle toplumu yanlış yönlendiriyorlar. Hocam tam da yeri gelmişken örneğin şu anda hepimiz gözlemliyoruz ki ilaç kullanmayan bir bölüm vatandaşımız var. İlaçlar insanları öldürüyor, ilaçlar yüzünden böyle oluyor diye düşünenler var. Hatta bazı sağlık çalışan arkadaşlarımız bile bu düşüncelere kapılıyorlar. Doğrudur, kapılabilirler, sorgulamak doğru bir şeydir ama tekrar söylüyorum bilgi kaynağı olarak Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de bu konuda çalışma yapan bilim insanlarını güvenip dinlemek gerekiyor. Hiç olmazsa yurt dışı literatür okumak gerekiyor. Örneğin tam bir spesifik örnek vereyim. 3-4 gün önce Sözde diyorum tırnak içinde İtalyan bir bilim adamı, hekim olduğunu bilen bir insanın videosu bana 7-8 yerden geldi. Salgın şöyle değil, virüs üretilmiş, şöyle olmuş. Şimdi virüsün üretim olup olmadığı kriminal bir konudur. Buradaki bizim dördümüzün uzmanlık alanının dışında olan bir konu. Biz hekimiz, biz şunu biliyoruz. Bizim 10 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünyada 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. İnsanlarımız ölüyor. Gençlerimiz etkileniyor. Büyüklerimizi kaybediyoruz. Salgınla mücadele ediyoruz. Biz bununla mücadele ediyoruz. Diğer kısmı hani komplo teorisi, üretilip üretilmediği konusunu ilgilileri çözecektir. Ama bizim bilmemiz gereken şu. Hatta ben çevremden de çok duyduğum için söylüyorum. Hani Allah'tan iyi ki salgın sırasında Türkiye'de yaşıyoruz diye halimize şükretmemiz gerekiyor. Geçmişte
tedaviye İsviçre'ye giden, Amerika'ya giden, Kanada'ya giden vatandaşlarımız, hatta orada çocukları okuyan pek çok arkadaşım var çevremde. Hepsi bizim buraya yatağa geçiş yapmak için hocam başvurdular. Allah'tan bir şey olursa Türkiye'de olan da başımıza bir şey gelmez diye düşüncesi içerisindeler. Yani bu noktaya baktığımızda hep beraber umutlu olalım. Şimdilik bir kestirim de yapmayalım hocam. Biz inanalım, güvenelim, dualarımızı eksik etmeyelim. İnşallah üstesinden hep beraber geleceğiz düşüncesindeyim. Hocam sesiniz kapalı Mehmet hocam. Sesiniz kapalı. Ondan bir önceki soruyu da Elçin hocama soralım. Psikolojik travma arttıkça hastalıklar arttı diyebilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki çünkü biliyorsunuz insan vücudunda hastalığa yatkınlığı artıran en önemli şeylerden birisi stres faktörleri ve psikolojik durum. Ve biz sağlığı tanımlarken sağlığı bütünüyle bir sosyal bileşenleriyle bütün olarak tanımlıyoruz ve psikolojik, ruhsal ve bedenen iyilik hali olarak tanımlıyoruz sağlığı. Ruhsal problemler, çeşitli nedenlerle yaşanan bu ruhsal problemler kişilerin yaşadıkları diğer hastalıklarını etkileyecektir. Mustafa Hocam az önce belirtti, beklenen hastalıklar var, neler görüyoruz, neler bekliyoruz, öngörülerimiz var bizim de. Bunlar için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Psikolojik destek ve sosyal desteklerin bu yüzden çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biraz önce bahsettiğim vefa, sosyal destek bu anlamda çok önemli. Kendimize dikkat edeceğiz. Uzmanlarımızın, yine Mustafa Hocam çok güzel değindi, uzman olan insanların, bu konuyla ilgilenen insanların önerilerine kulak vererek belli bir yaşam biçimi oluşturmamız gerekiyor. Korkmayacağız, çok da kapanmayacağız. Açık havaya çıkmayı da öğreneceğiz. İnsanlar yanımızdan geçerken maskemizi takacağız, gülümseyerek bakacağız. Gülümsemekten de vazgeçmeyeceğiz, pozitif olmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Sadece belli ufak tefek öneriler, belli ufak tefek uygulamaları yapmakla bunu aşabileceğimizi düşünüyorum. Riski artırmamak gerekiyor. Kalabalıklaşırsanız risk artıyor. Temas ederseniz risk artıyor. Maske takmazsanız risk artıyor. Bunların tamamını engellerseniz hastalık zaten belli bir seyirde, az önce söylenen şekliyle endemi dediğimiz biraz daha az rakamlarla ve sağlık sistemini yetmez hale getirmeyecek şekilde salgın uzun sürsün önemli değil ama vefatlarımız az olsun, sağlık personelimiz tükenmesin, kurumlarımız tükenmesin. Teşekkür ederim hocam. Son soruyu da Saffet Yavuz kardeşimle kendime sormak istiyorum. Müsaadeniz olursa. Bu özellikle krizin anlamında hem tehlikenin hem fırsatların olduğunu söylemiştik. Sağlık hizmeti sunumu anlamında şu ana kadar ulaştığımız ulaşma potansiyelimiz olan fırsatlar nelerdir? Bunu Saffet kardeşinden dinleyip birkaç kelime de ben söylemek isterim. Son 4 dakikamız kaldı. Evet, teşekkür ederim. Biz Mardin'de büyükşehir statüsünde olup 3. basamak sağlık tesisi olmayan herhalde tek şehiriz. Bu anlamda bu pandemi bizim için belki de bu anlamda bir fırsata dönüşecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Sağlık Bakanımızın zaten şehir hastanesiyle ilgili yatırım alınacağına dair bilgileri, söylemleri vardı. Biz de bunun ilde takipçisiyiz. Bu anlamda Mardin için 3. basamak bir sağlık kuruluşunun olacağı, şu anda 300 yataklı Mardin ek binamız var. Toplam Mardin Devlet Hastanemiz 700 yatağa kavuşacak. Bizdeki yatak sayısı böylece ilimizde artacak. Bu da bizim için belki de bir fırsata dönüşecektir. Ama hocalarımızın az önce söylemiş olduğu vurgu kesinlikle çok önemli. Salgınlar hastanelerde sonlandırılmaz. Bunu biliyoruz. Bunun önemini hocalarımız çok güzel bir şekilde vurguladı. Bizim için belki de Mardin için bu anlamda bir fırsat olabilir değerli mevkidaşım, değerli hocam. Evet, teşekkür ederim. Özellikle bu süreçte kanaatimce şu çok bariz bir şekilde görüldü. Yani bir kişinin hayatında sağlık neyse devletlerin de hayatında sağlık sistemleri o. Yani sağlık sistemleri eğer güçlüyse devlet ayakta kalıyor. Sağlık sistemleri zayıfsa maalesef hastalanıp hayatını kaybedebiliyor. Bunu özellikle ülkemizde sağlık hizmet sunumunu dünyada bir güven oluştuğunu düşünüyorum. Şu yaşadığım süreç içerisinde en az hasarla, en az ölüm oranları en düşük olan ülkelerden biriyiz.
vaka oranları nispeten düşük ülkelerden biriyiz. Bunlar da dünyada bir sağlık hizmet sunumumuza bir güven oluşturduğunu düşünüyorum. Özellikle gündemimizde olan bu pandemi başlamadan önce şehir hastaneleri mantığında sağlık turizmi var idi. Ve ben birkaç rakam vermek istiyorum. Mesela 2019'da Ankara'da 120 bin hasta geldi. Bunun karşılığı 4 milyar 150 milyon lira. Ve 1 milyon 375 bin sağlık turisti de bu yıl aslında beklenen miktardı. Ve bunun da karşılığı 48 milyar 120 milyon lira idi. 2023'te ise beklediğimiz, Türkiye için beklediğimiz hasta 2 milyon hasta. Yani bu bahsettiğim rakamların çok da üstünde bir gelir sağlık turizminden, normal turistik faaliyetler kadar en azından bir gelir getirme ihtimali olan bir alan. Sağlıkçılar için ekstra bir gelir kaynağı olabilecek bir alan. Bu anlamda da sağlığın aslında nasıl bir stratejik bir önemi olduğu, buradan görmüş olduğu şehir hastaneleriyle ilgili zaten devam eden projeler, şu an hizmete girmiş şehir hastaneleri var. Bunların da bu bahsettiğim sağlık turizmine çok ciddi katkı sunacağını düşünüyorum. Bu süreçte benim gördüğüm en büyük fırsatlardan biri, kazançlardan biri de Mustafa Necmi Hocam bahsettiği birlikte çalışma kültürü. Ben geçmiş dönem Ankara İl Sağlık'ta bulunmuş idareci arkadaşlarımla görüşlerini aldım. Ankara İl Sağlık hiçbir dönemde bu kadar üniversiteler